Sizin karşınızda bir anda çok acemi kaldım. Yani o kadar millete bu işi anlatan bir adamken, tamam, sağa sola eğitime giden biriyken sanki çok farklı bir dünya gibi geliyor bana. Abi ne olacak bu memleketin hali ya? Yanlış soru. Ben 10 yaşındaydım. Mahalledeki abiler diyorlardı ki ne olacak bu Fener'in hali? Evet. Abi 60 yaşını geçtim. Hala diyorlar ki ne olacak bu Fener'in hali? Ulan ne enteresan bir takım var. 60 yılda kendini düzeltemedi ya. Ama ben hala Fenerliyim abi. Bu arada söyleyeyim yani bunu da. Biz tıs tıs güleriz bence Galatasaray'da. Ben Galatasaray'ın oyunu Beşiktaş'ım abi. Abi ben Beşiktaş maçına gittim. O zaman 15-16 yaşlarında filandım. Beşiktaş'ın adı ne? Ali Samiyen'e. Ki Ali Samiyen değil. İnönü'ye. Orada Fenerbahçe Beşiktaş maçına gittim. Bu gümrüğe o zaman lastikler gelmiş. Devasa lastikler gelmiş Karaköy gümrüğüne. Maçtan sonra doğal olarak kavga çıktı tabii. Beşiktaşlılar önüne tuttuklarını dövüyorlar falan. İşte Fenerliler onlara vuruyor. Böyle bir hengame bir durum var. Ben kaçtım abi dayak yemeden. Lan çocuğum zaten. Kaçtım ta gümrüğün oraya kadar geldim. Lastiklerin aralarına girdim. Beni kimse görmedi. Kimse görmedi için dayak yemedim. O güruh kayboldu. Ben korkudan bir iki saat daha orada durdum. Ortalık falan sakinleyince dedim tamam çıkayım. Oradan vapura bineyim. Eve geleceğim. Abi atkım var bir tane. Aptal herif soksan onu bir yerine. Onlardan da vapura binen var. Değil mi? Çok abi ben atkıyla çıktım. İbneler orada bayrak sopalarıyla duruyorlarmış. Ya 15 yaşındayım ya. 15 yaşında çocuk dövülür mü ya? Abi 4-5 kişi bunu bayrak sopalarıyla bir girdiler. Vapura kadar koşamadım biliyor musun? Orada yığıldım ya. Ulan bir de vuruyorlar bana. Suçum ne? Fenerli olmak. O gün bugün Beşiktaşlıları hiç sevmem. Nefret ederim. Ama ve lakin geçen gün o beni döven aynı Beşiktaşlılar sahaya oyuncaklar attılar. Benim gözlerimden yaş geldi abi. Bu yediğim dayan acısını unuttum. Beşiktaşlılar hakkımı da helal ettim. Böyle kral bir hareket herkes yapamaz yani. Ben şunu sormak istiyorum. Siz yivli ateşli tüfekçi atıcıları olarak siz nereleri kullanıyorsunuz? Efendim, öncelikle bana bu konuşma fırsatını verdiniz. Abi aslında bakarsan bize böyle devletin resmi bir poligon tavsiye etmişliği veya arkadaşlar biz size bu ruhsatları veriyoruz ama sezon haricinde şuralarda atabilirsiniz diye gösterilmiş bir yer yok. Yani bize minimum böyle 300-400 metre bir alan lazım ki bu işin biraz tadını çıkartalım. Böyle bir alan sadece yangın yollarında falan var. Orman yangın yollarında falan var. Onlar da eğimli değil mi? Maalesef öyle yani. Ha, eğimli olması bir taraftan bizim için avantaj. Zorlaştırıyor seni. Zorlaştırılması bizim işimize geliyor. Ama öbür taraftan oralarda da problem şu. Yani sezon harici gidiyorsun mesela. Av sezon haricinde. Gittiğimiz bölgeler %90 av arazisi. Birdenbire cahil bir ormancıya denk geliyorsun. Senin orada av yaptığını iddia ediyor adam. Yani her şeyin aslında orada hedefin duruyor. Kağıdın orada, arabaların orada. Masanı açmışsın, çayını içiyorsun filan. Yani tamamen avla alakası olmayan bir ortam olmadığını gördüğü halde adam diyor ki burada sen av yapıyorsun. Şöyle bir olasılığı mı düşünüyor acaba abi? Sen şimdi 400 metre bir yangın yoluna kurdun. Orada hedef var burada. Buradan geçen bir ceylan ya da bir domuzu yanlışlıkla vurma ihtimali mi gözüküyor? Ya onu diyeni de duydum ben. Evet. Ben onu diyeni duydum. Biz bir dönem... Benden demek ki orman korumacı olur o zaman. Beykoz'a olan şüpheli diye bakıyorlar. Şey diyorduk, Melen Boru Hattı'nın olduğu yerde 800 metre kadar bir alan var. Oraya gidiyoruz falan ama oradan pek araba falan geçmiyor. Yani hiç kimse oranın yasak olduğunu da iddia edemiyor, serbest olduğunu da iddia edemiyor. Ben orayı 15 sene falan önce bir keşfetmiştim. Benim sayemde sonradan yüzlerce insan gitti oraya. İnsanlar atış yapacak bir yer oldu. Ben orada çok attım ama oraya bir gün ormancılar geldi. Ne yapıyorsunuz? Tüfek ayarlıyoruz. Dedi ki adam ben size de ceza yazabilirim. Dedim ki yazabilirsin. Ne diye yazabilirsin? Ne diyeceksin dedim mesela bize. Dedi ki burada avlanıyorsunuz. Dedim ispat etmen gerek. Salınmış bir köpek var mı? Ben av arazisinde miyim? Değilim. Burası sınır. Buraya dedim sen hiçbir şey söyleyemezsin. Vallahi dedi ben dedi ceza dedi yazarım. Siz dedi mahkeme dedi ispat edin dedi. Dedim tamam yaz ceza. Arkadaşım dedim bir çıkar telefonu. Çek dedim arkadaşları tek tek. Çağır dedim kardeşim jandarmayı. Gelsin dedim jandarma. Ben sana kimlik veririm. Ne de silah ruhsatı veririm. Çağır jandarmayı gelsin. Jandarmayı çağır diyor. Bize gayet sakin bekliyor. Jandarma geldi. Oraya polis köyü bakıyor. Benim arkadaş bir tane başçavuş vardı. Aklı başında bir adam. Adam geldi. Bize baktı. Ortama baktı. Dedi ki bu heriflerin abla bir alakası yok. Adam da görüyor zaten biz orada. Dönem dönem jandarma geçiyordu oradan. Hatta beraber atış yapıyorduk bazen jandarmalarla.
Dedi geliyor ya, buraya insanlar geliyor da bakıyor. Nerede atacak dedi adamlar. Bak başsavuş abi, yani orayı korumakla görevli adam anlayışlı. Asker her zaman için diğer memurlardan daha anlayışlı oluyor. Dedi ki bu adamlar nerede atacak dedi ya. Bizim içinde de bir sakıncası yok bu adamların burada atmasının. Av yapmadıkları da gayet dedi belli. Bizi ilgilendiren bir durum dedi yok burada. Bizi ilgilendiren bir durumda dedi yok. Bizim bence de siz de burayı terk edin. Arkadaşları da rahat bırakın. Onun lafı üzerine onlar bize bir şey diyemediler. Ondan sonra da bir daha gelmediler. Çünkü ormancının tek dayanağı jandarmadır. Ormancının bir yetkisi falan yok. İnsanlara anlatıldığı gibi değil. Senin arabanı arayamaz, senin kimliğini soramaz. Bunların hiçbirini yapamaz. Ancak yanında bir kolluk kuvveti olmak zorunda. Yasal olarak böyle. Polis olabilir, asker olabilir. Bir kolluk kuvvetiyle birlikte bunu yapmak durumunda. Ondan sonra da bir daha gelen olmadı abi. Biz orada epey bir zaman attık. Sonra orada yol çalışması yaptılar. Onun bir tarafını Mahmut Şevket Paşa Köyü'ne bağladılar. Güzel bir yol haline getirdiler orayı. İleride yolu çok kötü olan bir köy vardı. Gidilemiyordu. O yolu düzeltince orası küçük bir trafik haline geldi. Böylece biz artık orada atamaz olduk. Ondan sonra şeye gittik biz. Çile'ye gelmeden 5-6 kilometre geride sağdan içeri girilen terk edilmiş bir taş ocağı var. Oraya gittik ama orada da mesafe az. 200 metre. Yani 200 metre bizim için çok düşük bir mesafe. O yüzden biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ben bununla alakalı CİMER'e de yazı yazmıştım. Yani bu kadar yüklü tüfek sahibi var. Bu adamlar ruhsatlara para ödüyorlar. Biz legal insanlarız. Bize en azından işte İstanbul'da bir bölge, Ankara'da bir bölge, her yerde gibici bir sürü insan var. Bizim böyle bölgeler tahsis edilse, oralarla alakalı eğer bir masraf yapılması gerekiyorsa, set oluşturmak, ne bileyim yollar yapmak gibi, biz bunlara talibiz, biz yaparız bunları. Ama işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, mesela Adıyaman'da çok avcı var, Adıyaman'da, Erzincan'da bu tip dedim alanlar bu avcılara tahsis edilse, kulüpler gözetiminde, av kulüpleri gözetiminde, onların nezdinde böyle bir şey yapılsa, insanlar yapsa filan, vallahi cevap bile gelmedi. Ya da atıcılık kulüpleri. Cevap bile gelmedi. Yani kimin Türkiye'de aslında atıcılık var ya, daha Osmanlı'dan beri ciddi bir spordu. Bak ok meydanı var, ok meydanı. Nişantaşı var. Nişantaşı, Nişantepe. Bunlar atış yapılan yerler. Adamın o zaman tüfeği olsaydı Osmanlı'nın tüfek atacaktı bu adam. Oku vardı, ok atıyorlardı. Uzuna daha uzağa kim atar? Sürekli insanları savaşa hazır tutabilmek için, ya bu bir savaş sporu. Savaşa hazır tutabilmek için sürekli böyle şeyler teşvik edilirdi. Zaman içinde ateşli silaha dönüldü. 1960'lara, 70'lere kadar falan bu çok ciddi teşvik ediliyordu. Mesela senin sikil attın mı hayatında? Denedim. Yani attım diyemem. Sen attın mı? Trap attım. Trap attın sen? Ben de trap. Bak, çok kısa bir dönem yaptınız. Çok fazla... İstanbul'da mesela 5-6 tane trap skit atabileceğim poligon vardı. Uygun zamanlarda da işte taşıma ruhsatı tabancası olanlar oralarda açık hava poligonu olarak tabancalarını kullanabiliyorlardı. Ve 100 metre içinde biz koşan domuza falan atıyorduk Beykoz'da. Bunların hepsi zaman içinde aşama kayboldu. Şimdi siz biraz yaş olarak böyle 45-50 grubunda olduğunuz için skitin ne olduğunu biliyorsunuz. Yeni nesle sor, skitin ne olduğunu bilen yok. Küfür ettik zaten. Bilmiyorlar. Evet. Samimi söylüyorum. Ben bunu çok adama sordum. Bilmiyorlar abi. Adamın haberi yok böyle bir şeyden. Halbuki skip her ne kadar bir böyle kuş avcılığına yönelik bir çalışma gibi olsa da mesela domuz avcılığının temelidir. Sana süpürme atışını öğretir. Hareket hedefi atışı öğretir. Hayyivli, hayyivsiz. Temelde aynı. Sistem aynı. Arkadan gel, hedefi yakala, geç. Uygun önleme mesafesine geldiğin zaman ateş et tüfeğini durdurmadan, ateş et mantığıyla olan bir şeydir. Tamamen domuz avı mantığıdır. Bu çok iyi bir savaş sporu mesela. Keskin nişancıların çoğu duran hedefe atmak değil, hareketli hedefe atmaktan dolayı isim yapmış adamlar. Duran hedef herkes atar. Benim hiç hayatımda eline silah almamış oğlumu ben ayarladım, koydum çocuk 1500 metreden 25 santim vurdu. Silahla uzak yakın hiçbir alakası yoktur. Ama kurulu sistemi koyunca herkes atar. Ama havada biraz rüzgar oldu mu bitti. Açı oldu mu bitti. Ben hesabı yanlış yaparsam bitti. Ve hedef hareket etse bitti. O yüzden böyle hareketli hedef olan, sabit hedefler olan poligonların olması lazım. Amma ve lakin. Bu işin maddi boyutu çok fena. Evet. Şimdi siz havalıyla atış yapıyorsunuz. Bunlar bizim iyi bildiğiyle tamamen aynı prensiple çalışan şeyler. Hatta bizimkinden daha zor. Yani siz demin anlattınız. Ben açık söyleyeyim, ben yıllardır bu işle uğraşan bir adamım, ben böyle bir tüfekte bir kere bile ateş etmedim. Anlattığınıza göre bizim plan daha zor. Temelde her şey aynı. Ama mesafeden, ağırlıktan, minicik rüzgarlardan, etkilenmekten,
o parabollerdeki 1 santimlik 2 santimlik hesapları yapmaktan dolayı bu iş hivli atıcılığından daha zor bir iş. Ama bununla başarılı olan bir adamın, yani sen bunu diyelim ki 25 metrede 2 milimetreye atıyoruz dediniz ya. 2 milimetre ya. Bunu onunla çarparsan 250 metrede 2,5 santimi vurmak, 2 santimi vurmak da aynı şey bu. Onunla onunla çarpıyoruz. Tamamen aynı şey. Ya 200 metrede 2 santimlik bir hedefe vurabilmek, bir de sizin gibi böyle stabil bir şekilde vurabilmek gerçekten başarılı. Matematik bilgisi ister. Ruhunda sakinlik ister. İyi bir ekipman bilgisi ister. Tabii. Ya kalbin atıyor ya. Kalbin attığı zaman bile tuk 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 tuk, ne biçim oynuyor o yerinden. Yani açık söyleyeyim, ben sizin anlattıklarınızı dinleyene kadar ben kendimi atış yapan bir adam zannediyordum ya. Ben sizi dinledikten sonra dikkat ederseniz susuyorum yani. Otursam atıcılık konusunda 3 gün konuşacak bir adamım ben. Balistikler, mermiler, kovanlar, namlular, 3 gün konuşuyorum aralıksız. Ama ben böyle bir disiplinde atış yapmadım mesela. Aynı şeyleri yapıyoruz. Ama siz bizden 3-4 kere daha zorlaştırılmış bir şekilde yapıyorsunuz. Bir de siz olimpik olarak yapıyorsunuz bunu, yarışmacı olarak yapıyorsunuz. Yani çok lay 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 şansınız da yok. Hata yaptığınız zaman eleniyorsunuz, yarışmayı kaybediyorsunuz. Bak adamlar nerelere yarışmaya gidip gelmişler mesela. Yani ben bir devlet yetkilisi olsam, derim ki arkadaş gelin ya, siz yurt dışına müsabakaya gidebilecek kadar seviyeye gelmişseniz eğer, artık siz bunu anlatacak adamlarsınız. Siz bunu öğretecek adamlar olmuşsunuz artık. Gelin, ben sana 20 tane genç vereyim, rica edeyim. Şu gençlere şunun temel prensiplerini anlat. Al işte 3 tane de ben size tüfek vereyim. Şurada size poligon yapayım. Çünkü size çok büyük poligonlar gerekmiyor. Tabii. Yani size 150 metrelik temiz alanları oldu mu yetiyor. 100 metre yetiyor. Bizimki gibi büyük alanlara ihtiyacınız yok. Gürültü gibi bir şeyimiz de yok. Aynen, gürültü yok, kimseye rahatsız etmek yok. Risk yok, ölüm riski yok, yaralanma riski yok, merminiz kilometrelerde gitmiyor. Maliyet daha düşük. Yaralanma riski var mı Mesut abi bizim şeyde? Sporda. Atıcılık her konuda. Ya biri namluya bakar, öbürü de buradan tetiği çekerse gözün yaralanır herhalde. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi yivli tüfeklerle Türk milletinin bir askerlikten kalma bir şey her zaman ateşlilerle oldu. Havalı silahlarla ilgili mesela bilenler bilir. Sözünü geçeyim. Bu arada havalı silah diyorsun ya, hakikaten havalı. Evet. Ya şuna baksana. Hani öyle bir havası da var evet. CBG Lamborghini gibi duruyor. Bu arada atıcılarımızdan Mesut abinin kendi tüfeği Anschutz marka. Üzerinde Marş dürbün var. Onu da söyleyelim merak edenler için. Şimdi bu havalıyla av meselesi çok forumlarda, işte çeşitli videolarda çok tartışılan bir şey. Bizim kendi camiamız içinde. O konuda avlanma yasaktır yalnız. Evet, avlanma yasak. Havalıyla bizde yasak. Havalıyla av Türkiye'de yasak. Türkiye'de yasak. Bunun sebebiyle ilgili birçok tartışma var. Biz zamanında şu an mesela kapanan. Şimdi o kadar çok fazla, mesela burada bizim duayenlerimizden Taylan abi var. Mesela ne Taylan abi bildiğini anlatsın. Mesut abi bildiğini anlatsın. Bir de ben araştırdığımı anlatayım. Sessiz olması dolayısıyla hani bir ateşli silahla bir kere atarsınız, av geri kalan hayvanlar ondan sonra kaçar. Bir sefer attım, kuş diyelim ki bir ağaçtaki çok kuşları. Kuş. Daha çok havalı silahla çünkü av yapanlar bir üveyik gibi dalda işte konup sabit duran hayvanları öldüren ve öyle av yapan çok insan var. Ondan dolayı yasak olduğunu söylenir. Aslında bunun bir şeyi yok. Hani bir yazılı bir matbu bir şey yok. İkincisi de yani hem bir sessiz olması bir haksız rekabet. İkincisi de daha çok benim aklıma daha çok yatan hayvanın yaralı gitme ihtimali çok yüksek. Yani hayvanı yaralayıp bırakmak. Evet, onun bir mantığı var. Bu ama yasalarda vesaire de yok. Sadece bizde yasak. Yani. Ya bize ama yurt dışında birçok yerde evet ben seyrediyorum. Antakya'da falan yapıyorlar yani. Tabii zaten bizim de bahsettiğimiz field target dediğimiz aslında bir av simülasyonu. İngilizler gene bulmuş bunu. Peki onlar işte yaptıkları havalı tüfekle yaptıkları avdan esinlenip bir de Türkiye'de bunlarda güç sınırlaması var galiba değil mi? Bir güç sınırlaması şu an yeni geldi. Kalktı mı? Türkiye'de şöyle. Yok, İtalya önce ben ithal edecektim, edemedim. Doğru, 7,5 kilo olarak. İthalatta var, kullanımda yok. Kullanımda yok. Kullanırken yok.
Bu arada Mesut abi yurt dışında da av yapmış bir atıcılarımızdan. Mesut abinin bildiğine Türkiye'de neden havalı silahla av yasak? Türkiye'dekini ben bilmiyorum ama Taylan'ın söylediği gibi bana göre, yani ben düz mantıkla düşününce, ben şey kısmında sessiz olması mesela, orada bir ördek sürüsü var, sen 100 metre geridesin, atıyorsun, bir tanesini öldürdün, ördek kafasını yaktı, öbürküne de atıyorsun, öbürküne de atıyorsun, bir atışta 5 tane 10 tane öldürebilirsin. Ama orada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bence de o biraz haksız. Orada ben biraz o teyze çok katılmıyorum. Orada eğer bir haksız rekabet olduğunu düşünüyorsan, sürüde 20 tane ördek varken adam uygun mesafeye yaklaştığında 10 tanesini tek atışta düşürebilir. Ses çıkmasına rağmen ateşli bir silahtan. Yani o seslilik mantalitesi benim çok aklıma yatmıyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Ben zamanında forumlarda çok bu tartışmaları okudum. Sonra birkaç çok eski avcı, yani bu işte 1960'larda 70'lerde avlanmış. Şimdi bir dakika araya giriyorum. Evet. İkinci söylediğim Yivlilerdeki yasayla da örtüşüyor. Yaralı kaçma şeyi. Çünkü Yivli'de de 22 kalibre av Yivli'de 22 verilmiyor bildiğin kadarıyla. Daha kötüsünü söyleyeyim ben sana. Öldüremiyor diye. Daha kötüsünü söyleyeyim. 6,5 milimetrenin altı Türkiye'de yasaktır. Tamam. 6,5 milimetre ve altındaki tüm mermiler Türkiye'de avda kullanılamaz. Evet. Şimdi ismini zikretmeyeyim. Onun da mermi adını zikretmeyeyim. Problem olmasın ama bu konuda ruhsat verilmiş bir sürü tüfek var. Aslında bu adamların da hakkıdır. Şey diyor ki, merkez av komisyonu kararı. 22 LR'lerden bahsediyorsun. He? 22 LR'lerden bahsediyorsun. Ya 22 5,5. 5,5 işte. 22 5,5. 6,5 6 diyor. Tamam. 6,5 olup kocaman hani büyük kovanlı olanlar var. Güçlü. Şimdi çok favori bir mermi var mesela. 6,5 Creedmoor diye bir mermi var. Amerika'da çok popüler. Türkiye'de de popüler. Yani iyi bir uzun mesafe mermisi. Orta uzun mesafeler de iyi bir mermi. Bizim yasaya göre bunu av yapamaz. Ama bu mermiyi tek avında çok rahat kullanabilirsin. Teknik olarak yeterlidir. Selçuk abi bizde şey var mı? Ben şimdi yurt dışında İtalya'da hatırlıyorum. Belli hayvanlara belli kalibreyle gitmek mecburiyetlisin. Onun altında da kullanamazsın, onun üstünde de kullanamazsın. O bizde yok. Bizim mesela Afrika'da var. Ben İtalya'da da gittim. Geyiğe gideceksen mesela şu kalibreleri kullanabilirsin. Bunun altını kullanamazsın. Çünkü öldürücülüğü düşüktür diye. Onu sana izin vermiyor. Belki öldürür etmez ama hani kanla şeyler koymuşlar. Türkiye'de o kadar şiir var ki şimdi mesela duyduğumuz şeylerden biri. 22 kalibrenin ateşlilerin işte av ruhsatı, taşıma ruhsatı şeklinde verilmeme sebebi işte yok efendim Kennedy suikasti. Kennedy suikasti bu arada 22 kalibreden yüksek bir şey. Kennedy, bunlar hep şehir efsanesi. Bunlar şehir efsanesi. Kennedy 6,5 Carcano, İtalyan tüfeğiyle vurulmuştur. Ama senelerce o 22 kalibre. 22 kalibre blok saçmalığı gibidir. X-ray'de görünmüyor. Hayalet silah. Böyle bir saç. Şehir efsanesi. Şimdi bak burada var ya olay şuraya dayanıyor. Bilgisizlik. Filmden. İşi yapanlar bilmiyor. Ya birileri senin bir şey bilmiyorlar. İstiyor. Ona göre. Doğa Koruma Milli Park'ta yani bu işte 4915 hazırlayan adamlar her sene Merkez Av Komisyonu'na katan adamların hiçbirinin zerre kadar bu konu hakkında bilgisi yok. Avcı bile değil. Avı yöneten bir ekip var Türkiye'de. Bu konuda yönetmelikler çıkartıyorlar. Avcı gibi saçmalıklar çıkartıyorlar. Sürekli bir şeyler çıkartıyorlar. Bir tane avcı yok işlerinde. Bir tane avcı yok. Şimdi ama ben mesela havalı tüfekle bence de av yapılmasına ben de karşıyım. Yani gerek yok bence. Ben şöyle bir şey yani havalı tüfekle şöyle bence yanlış olan zararlıyla mücadelede serbest olmalı. İngiltere'deki yani pest kontrolü. Yani birçok dünyada öyle. Amerika'da da öyle. Yani şimdi sen gidip fareydi, 12. bilmem kargaydı bunlar senin hani zararlı mücadelesine giriyorsa bunlar avlu tüfekli de bence. Bu arada karga, saksağın yılda 12 ay Türkiye'de avı serbest hayvanlardır. Evet ama avlu tüfekli zararlı değil. Sınıfında ama avlu tüfekli değil. İşte orada o oranın açılması lazım bence. Evet. Neden abi? Bak çok güzel bir laf söyledi. Şimdi ben Yivli'de böyle bir şey yapamam. Tamam. Evet. Birkaç sebepten bilen yapamam. Evet. Birincisi güvenli bölge hikayesi. Evet. Tutturamazsan bu mermi dünya kadar gidiyor. Tuttursan bile gider. Tabii. İkincisi, ikincisi bu işin maddi boyutu. Tabii. Farz edelim ki benim işte bir şekilde aldığım Yivli tüfeğim var. Sezon haricinde ben melekemi sıcak tutmak için zararlı avı yapmak isteyebilirim. Zaten devlet seni teşvik ediyor bu konuda. Yani Almanya'da karga, saksağın, tilki, çakal bunlar mecburidir.
Eğer vurmazsan herif sana bir ceza kitliyor. Her sene bunu vurmak zorundasın. Ve ispat etmek zorundasın. İspat etmek zorundasın. Bizde de böyle iyi bir çalışım oldu. Dediler ki 12 ay boyunca bu hayvanları avlayabilirsiniz. Tamam. Bu çalışma ne zaman oldu bu? Ne zaman geldi bu? 4 yıl kadar oluyor. 4-5 yıl oluyor. Şimdi orada şöyle bir durum ortaya çıktı. Tamam. Ben bunu 12 ay boyunca avlayabilme hakkını bana verdiysen benim bunu ateşli silahla avlamam gerekiyor. Çünkü sen şunu yazmamışsın. Sezon harici havalı tüfek atıcıları kullanabilir diye bir ibare yazmamışsın. Direkt olarak ateşli silah ortaya çıkıyor. Orada da paradoks şu. Ben o karga avını yapmak için kota almalı mıyım? Normalde bizde her hafta ava getirmek için kota almak zorundasın. Sezon harici kota almak diye bir şey yok. Sistem kapalı. Peki ben saksağın avına gittim. Sen de bunu yasada bana serbest kılmışsın. Evet. Saksağın avına gidip avlanırken iki tane ormancıya denk gelsem nasıl açıklayacağım ben bu durumu? Bana demeyecek belge mi? Belge yok. Belgen yok. Seni düzenleyen. Kotan var mı? Yok. Çünkü öyle bir kota yok. Evet. Öyle bir şey yok yani. Ama bu kural koyucuların aslında o işleri iyi bilmem. Biraz önce konuştuk işte. Havalı silah ithal etmek istiyorsun. 7,5 jül diyorlar. Maksimum güç. Hı hı. Ama ben kullanmaya kalktığım zaman öyle bir limit yok. Ya bunun sebebi kanun koyucularla, kural koyucuların konuyu çok iyi bilmemeleri. Evet. Ya konuyu bilmiyorlar. Biri bir şey söylüyor. Ya, oradaki bir sıkıntı zaten bu. Veya bir müdür, bir şey vesaire. Bu arada şimdi parça bunların anlatılması lazım. Bunların kural koyucuları. Ya biz bunları çok anlattık. Bak ben çok toplantılara gittim. Biz bunları çok anlattık. Ama bizde memur kafası diye bir şey var. Şimdi biz serbest hayattaki insanlarız. Biz tırmalayarak yaşıyoruz hayatı. Her sabah biz tırmalamak zorundayız. Bizim ay sonunda mutlaka garanti olan bir maaşımız yok. Biz bir şeyleri başarılı olarak yapmak zorundayız. Ben bu işi başarısız olarak yaparsam 6 ay sonra kapatmak zorundayım. İyi yapmak zorundayım ben işimi ki hem işimin devamlılığı olsun, yeni müşterilerim olsun. Ama bana biri dese ki ya ama bu işi yap veya yapma. Her ay sonunda ben sana 30 bin lira veriyorum. O zaman ben burada bir videoyu sıkarken umursamam. Aks hatalarına çok bakmam. İşimi safsaklarım. Çünkü ay sonunda alacağım para garantidir. Şimdi burada böyle bir sıkıntı var. Şöyle bir şey olmalı. Bak bütün dünyada eminim bunu da siz de biliyorsunuz. Av işini devlet memurları yönetmez. Avcılar yönetir. Av yönetimi Fransa'da, Almanya'da filan tamamen avcıların elindedir. Karşılıklı bir iyi niyet söz konusu orada. Hem devlet tarafından hem avcı insanlar tarafından karşılıklı bir iyi niyet ve bir ne denir ona? Karşılıklı güven var işte. Güven bir de ya kontra bir şey var öyle bir yani birbirine denet otokontrol yaşa. Bir otokontrol var. Şimdi insanlar orada doğuştan belli bir eğitimle geliyorlar. Mesela Almanya'da Yachtschule var. Adam 6 ay 7 ay av okuluna gidiyor. Avda olabilecek her şeyi adama öğretiyor. Ben seni kazayla yaralayabilirim, vurabilirim. O duruma sana nasıl müdahale edeceğim? Ondan giriyor. Mantar çeşitleri, zararlı bitkiler, zararsızlar, silah balistiği. Bununla alakalı her konuda seni eğitiyor adam. Av bölgeleri. Ve ne ciddi bir eğitim var. Veriyor. Bak yani lakayt bir eğitim değil. Ciddi bir eğitim veriyor adam sana. O 6 ay 7 ayın sonunda da öyle para verdim. Ben bu kursa gittim. Öyle bir şey yok. Sınava girmek zorundasın ve sınavda 70 almak zorundasın. Eğer sınavda düşük bir puan alırsan seni eliyor. Diyor ki seneye tekrar görüşelim. Peki abi ben kendi araştırmalarım sonucunda birkaç dedim ya 1960'larda bir de av yapmış bazı amcalara sordum, konuştum. İnternette birkaç tane... Amca demeyelim o yaştakileri işte. Tabii canım yani abilerimize sordum. Avcı abilerimize. Sonra internette birkaç araştırma yaptım. Şöyle bazı bölük pörçük bilgilere ulaşmıştım. Bu havalı tüfekli avla ilgili. Şimdi 1950'lerde Türkiye'ye gelen Marshall yardımı içerisinde o dönem tarımda kullanılan tohumların DDT yanlış bilmiyorsam DDT endüstrisi tohumların kullanılması nedeniyle bilinçsiz kullanılması diyelim sebebiyle. DDT bir ilaç çeşidi. İlaç yani, evet tarım ilacı. Bunun sebebiyle bunu yiyen kemirgen ya da kanatlı hayvanlar. Çektiklerimiz niye yok oldu? Evet. Bunların yok olmasından kaynaklı koruma amaçlı. Özellikle o zamanlar havalı tüfekle av yapıldığını zannetmiyorum. Türkiye'de bilmiyorum. Var mıydı, yaygın mıydı, yok. Hiç zannetmiyorum ben de. Yok. Ama ya, demişler ki vardı. Zamanında geldiğinde havalı tüfekler yaygınlaştığında o zamandan bu zamana ekolojik sistem dengelenmediği için
Demişler ki bunlarla av yasak. Kimisi böyle söylüyor. Şimdi ben baktığımda bu kadar bilinçli, hani havalı silahın daha şu anda bile işte anlatıyorsunuz 7.5 jül içeride belki 30-40 jül değil mi satılıyor şu anda herhangi bir dükkanda serbestken 7.5 jülü olmalı ama yasaklıyor. Olmalı yani, diyorum. Durumu da serbest olmalı, İtalya'da da yani, serbest olmalı. Ona geleceğim. Yani ben bu bilinçle yapıldığını düşünmüyorum. Bu bir şehir efsanesi de olabilir, gerçek de olabilir. Yani o dönem bunu bilen birisi de getirmiş olabilir belki. Ama bir resmi belgeye rastlayamadım. Avlanma konusuna gelin. Çok özür dilerim. Tamam. Mesela İngiltere ile kıyasladım Türkiye'yi. İngiltere'de şunu diyorlar. Bizim bir hektarlık alanımızda doğal yaşama çıktığın zaman, örnek veriyorum. Bir hektarda benim 23-25 tane tavşan var mesela diyorlar. 18 tane sincap var diyor. Ve ben bunların eğer az önce senin dediğin gibi işte karga saksan olduğu gibi bunların zararlı hale geldiğini düşündüğümde pest kontrolü adı altında avlanmasına izin veririm. Çünkü şeye izin vermiyorlar. Zehirleyerek öldürülmesi ya da ateşli silahla öldürülmesi izin vermiyorlar. Gerçekten zarar veriyor. Gerçekten zarar veriyor. Mesela işte ekili aran... Benim kuzenim Amerika'da yaşamıştı. Orada işte zararlı kontrolü sincap çok vuruyorlar. Biz de YouTube'dan seyrediyoruz sincap avlama bir şeylerini. Allah Allah diyor dedim. Güvercin vuruyorlar ya. Güvercin vuruyorlar. Dedim, sincap vuruyorlar. Ama bak İngiltere'de güvercin ciddi bir tarafı da senin de elini yesin sen de vurursun. Arjantin'de bir tarafı da yani bu işte dediğin gibi abi hani Güney Afrika'da öyle. Ya Güney Kore'de domuz vuruyorlar işte. 9 milimetreye kadar havalı silah var. Domuz vuruyorlar. Yani tabii büyük domuz değil. Normal işte. Normal, daha küçük domuzları. Yani ülkeden ülkeye farklılaşmaya beraber havalı silah, avcılığı yurt dışında var. Türkiye'de de az önce abi söylediği gibi gereksiz bir şekilde mesela saksan ve karga avlanacaksa bence de mesela havalı silahla bu sınırlandırılabilir. Yani mesela ya, meskun mahallede avcılık tabii ki yapamayız. Şeye çıktığımız zaman da meskun mahalle ne demek biliyor musun? Evet. En yakın yerleşim birimine 300 metre mesafeye denir. Evet. Bu atıcılık iyiliğinde veya iyisizde olsun. Yani kas hafızanı kaybetmemen için, göz, beyin, el uyumunu kaybetmemen için sık sık antrenman yapman gereken bir şey. Bunda ilk kural mesela sistemi değiştirmemen gerekiyor. Aynı tüfek, aynı dürbün, aynı mermi, tamam mı? Sistemi değiştirmemen lazım ki senin bütün vücudun ona adapte olsun. Şimdi mermiler korkunç pahalı. Tüfek korkunç pahalı. Bunlarla zaten sezonda ava gittiğimiz en kral adam ise bir sezonda 8-9 defa ava gidiyordur. Yani 10 defa ava gidiyordur bu kadar. Kas hafızanı kaybetmemen için sezon haricinde çalışman lazım. En azından ayda gidip en kötü ihtimalle gene 15-20 tane atman gerekiyor. Bunun için mermi ihtiyacın var, atış yapabileceğin bir arazi ihtiyacın var. Atış yapacağın sana tahsis edilmiş bir yer yok. 1-0 eksik başlıyorsun. Ondan sonra şu anda en ucuz mermi 20-25 lira falan. Mimat 20-25 lira. Tüfek ruhsatı bugün itibariyle yani 2023 23 bin lira. Yerli bir tüfek almaya kalksan, vasat bir yerli tüfek almaya kalksan 12 bin lira. En basitlerden bahsediyorum. Tamam, en basic versiyonlardan. Bu adam bununla her ay gidip 25-30 mermi atmaya kalksa belki seni beni etkilemeyebilirim. Bizim için bir sıkıntı olmayabilir. Ama herkes böyle değil. Şimdi ateşli biraz problem olduğu için bence ateşli sahiplerini hem kendilerini geliştirmeleri, durgun mantalitesini öğrenmeleri, bu işin zorluklarını öğrenmeleri bakımından havalıya yönlendirmek, bunu daha cazip bir hale getirmek, bu tüfekleri daha kolay, daha ucuz maliyetlerle, işte gümrükten daha düşük vergilerle falan geçirmek gibi teşvik edici şeyler olmalı bence. Çünkü bir iyiliği atıcısı tamamen aynı prensiplerle çalışan bir sistemi kullanıyor. Ve işin kötüsü daha zor, kat kat daha zor. Hedefin çok daha küçük. Başında rüzgar belası var. Kaç grain atıyorsunuz abi? 8.44. 8.5 grain atıyorsun. Ben minimum 180 grain atıyorum abi. Bak aramızda ne kadar farklılıklar var. Beni 10 km saatlik bir rüzgar hiç etkilemezken sen diyorsun ki ben atmam. O rüzgar diyorsun çok da iyi değiştirir. Bak daha da zorlaştırılmış hali. Öbür taraftan ekonomik. Ateşliğe bakaraktan daha ekonomik. 25 liraya kaç tane pelet alabilirsin? 25 liraya alamazsın da yok. Mesela şu an mesela şu 500 tane alır şimdi. Kaç para o? Yani şu an gelen zamlardan sonra henüz Türkiye'ye yeni fiyatı gelmedi ama aldığımız ürünler 400 lira civarında. 400 lira 500 tane. Tanesi evet. Yaklaşık 1 lira. Evet. Yaklaşık 1 lira.
Ama bu en iyisi yani, öyle söyleyeyim. Yani dünyadaki en iyi. Bundan daha ucuz fiyatlar da. Ucuzları 50-60 kuruş bir tanesi. Evet. Bak bir atışı 60 kuruşa da yapabiliyorsun. En ucuzundan, en adisinden girsen 25 liraya yapıyorsun. Aradaki farka bakar mısın? Yaklaşık 30 kat, 50 kata yakın fark var. Bak 50 kuruş desem 50 kat fark var. 50 kat fark demek abi senin 49 tane fazla atış yapman demektir. Şimdi ateşi de uzun bir mesafeye ihtiyacın var ama bunda yok. Bahçende 30 metrede çalıştırabilirsin kendini. Evet. Değil mi abi? Emniyet açısından. Hatta yani emniyeti alıp kapalı alanda evin bir uygun alanında 10 metre işte ayakta evet, pozisyonunu çalıştırabilirsin. Yani kapalı yerlerde, dükkanda falan evet, çalıştırabilirsin. Evet. Ama bak iyi bir tüfek iyi bir para. Şimdi abi senin tüfekten konuşalım. Çıktım dürbününü. Tüfeğin iyi bir marka. İyi de bir tüfeğim var. Ben bu tüfeği Türkiye'de almaya kalksam ne kadar öderim? Sadece tüfeği var. İşte bin, çıplak tüfek. 1500-1600 euro değil mi? Yani 30 bin lira yok, diyelim. 1800 euro. 30 ile 40 bin, 30 ile 40 bin TL arasında bir yarışma Türkiye'deki tüfeği. Türkiye'deki vergi mevzuatı da havalılarda çok ağır değil. Ne bu 1500 euroluk tüfek İtalya'da ne kadar? Evet, hemen hemen yurt dışı fiyatlarına satılıyor. Evet, evet, evet. Çünkü oradan ihracat yaparken onlar orada oranın KDV'si genelde Almanya, İngiltere. Peki ben müsabaka tüfeği burada almasam da. Burada sadece KDV ekliyorlar. Şey %20 ekleniyor. 15-20 bin lira. Dolayısıyla yani hemen hemen bunlar yurt dışı fiyatlarına denk geliyor. Hani çok garip bir fark yok. 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 Peki bu seviyelere çıkmasam da. Şimdi şöyle. Evet. Bizim sporda, bizim bu bahsettiğimiz atıcılık sporunda en önemli şey dürbün. Yerli tüfeklerde 10-15 bin liraya çok isabetli tüfekler var. Örnek verir misin? Hangileri var? Ya Rex'i, Kral'ı var, Hulu'yu, Hulu, Hudson'ın da bazı modelleri. Yani böyle müsabaka tüfekleri yok Selçuk abi ama. Biraz modifiye etmek gerekiyor. Evet, modifiye edilir. Güçleri düşürülür. Regülatör koymak gerekiyor. Regülatör birçoğunda var. Regülatör ne demek? Buradan gelen basıncı regüle edip hep aynı basınçta verip mermi hızımız hep aynı kalsın ki balistiğimiz şaşmasın. Yukarı aşağı atmasın. Peki farklı basınçlarda. Çok tercih edilen kalibre hangisidir? Atıcılık genelde 5.5 kalibre. Havalılar bizim Türkiye'de 5.5 öyle söyleyeyim. Bizim yarışmalarda bizim yani biz atıcılıkta bahsediyoruz. Genelde yarışmaların hepsinde 4.5 kullanılır. Ama serbest atışta dışarıda evet, orada burada hedefe 5.5 daha çok kullanılıyor. Ben bu işe yine başlıyorum. Yüzde tüfeğim var. Sezon haricinde çalışma yapmak istiyorum. Tabii. Ama ne yapmasın? Ama pahalı gel. Hedef atıcılığı yapacağım. Yüzde tüfeğin simülasyonu gibi yani. Aynen öyle. Yani yüzde tüfekte 1000 metrede yaptığım işi. Evet. 1000 metrede yapıp. Yaptığım işi havalı tüfekte yapmak istiyorum. 100 metrede yap. 5.5, 18-13 5.5 kalibre. Yaklaşık 40 jül civarı güçler üreten silahlarla aynı şeyi yapabilirsiniz. Aynı etki. Peki ben 100 metrede ne kadarlık bir hedef atıyorum? İşte kaç milimetre, yani kaç santimetre? 100 metrede iyi bir tüfek 1 inç grupmanı yapar. Yapar mı? Yapar. İyisi. Yapar. Peki bu yerli tüfeklerin fiyatları ne seviyelerde? 10 bin liraya başlıyor. 5 bin liradan başlıyor. Yani 5 bin liradan 5 başlıyor. 5 liralık çok iyi isabetli değil. Abi şöyle söyleyeyim. 10-12 bin liralık alıyor. Hem göze hitap eden lamine kullanaklı mesela atıcılar hani rengarenk güzel kaliteli bir lamine ve üzerinde Lothar Walter namlulu ve regülatörlü bir tüfek şu anda 9000 lira 10000 lira civarı yerli tüfek şu anda ulaşılabiliyor ve al kullan yani ekstra bir şey yapmak zorundasın üzerine dürbünü tak evet. 100 metreye at fiyat performans aralarındaki fark %10-15'tir hani isabetle şey oranında. Yani bundan %15 daha düşük ata ama fiyata baktığın zaman bu onun iki katıdır mesela. Ama bu yani fiyat faydada üst grup bir tüfek artık. Tabii yani bu yarışma tüfeği. Şey almamak lazım. Tabii bunun şimdi kriter almamak bunun lazım. Bunun sadece tetik mekanizması tek başına satılıyor 400 euro civarında. O 400 peki, euro civarında burada tüfek alabiliyorsun. Ben şimdi bir yılların yüllü atıcısıyım, avcıyım ben. Sizden harici gideyim hedefe atayım. Hı. Tamam mı? Böyle küçük taşlara, demirlere atayım gibi bir hevese kapıldım. Hı. Bu işe de niyetlendim abi. Çok kötü olmayacak ama çok iyi de olmadan. Ne ölçülerde, hangi sistemde bir dürbün alsam, ne tip bir pelet atsam, nasıl bir namluya sahip tüfek alsam, beni yivri kadar olmasa da onun 150'si kadar mutlu edebilecek sistem ne olabilir? Kısacık bir cevap vereceğim. 3 kişiyiz, 3 farklı yorum duyarsın şimdi burada. Biraz kişisel hani. Tam olarak ne yapacaksın? Tam olarak amaç ne? Amacım şu. Tam olarak bütçene. Öyle değil mi abi, şimdi? Ben av simülasyonu olduğunu söylemiştik Field Target'in. Bu sporun. Bu sporun.
Bu böyle bir disiplin. Mesela böyle bir seti Türkiye'de Mesut abinin az önce dediği gibi 3 farklı çeşitli örnek veriyor. Şimdi bu konuda Ziya Bey, evet, siz çok tecrübeli bir insansınız. Ben değil mi? Çok set alıp aynen öyle. Elimizden çok set geçmiş. Set alıp şey kullanmasak da çok. Yani bence siz bir böyle uygun bir mesela hesaplı bir şey. Kaç ay olur? Önce ben mi söyleyeyim? Tabii siz söyleyin. Ya bir kere ben şöyle diyorum. Biz 15 senedir aynı seti kullanıyoruz yani. Her şey bütçeye göre. Evet. Tabii. Tabii. Ama hani bir eğer böyle bir hobi yapılacaksa da hani bütçenin birazcık zorlanması demiyor ama hani olabilecek bir meblağ varsa o meblağın tamamının kullanılması. Dürbünden başlamak. Dürbünden, evet. İşte dürbünden başlamak. Aynen. 100 metreye çıkmayalım. Biz bunu biraz indirelim. Tamam. Onu diyorum. Biz 50 metre de 30 metrelere falan indirelim. Evet. İnsanlara yer kolaylığı olsun. Tabii. Tabii. 30 metrede. Şimdi bak siz profesyonelsiniz. 4,5 metre. Tamam. Ben acemi bir adamım. Senin hedefin 5 milimetre grupman yapmaktır. Farazi konuşuyor. Tamam. Benim öyle bir hedefim. Sen 1 liraya vurdun, mutlu oluyorsun. Aynen öyle. Tamam. Benim bak şimdi şey başladı. 5 milimetre değil. Ben 1 santim de toplamak istiyorum. Yani şimdi yeni, tamam. Sizin tamam. Hayvan silüeti hedefleriniz var böyle küçük gördüm ben. Çakmak kadar hedefler var. Aynen. Ben bu çakmak boyundaki hedefi 30 metreden 40 metreden vurup kendimi tatmin etmek istiyorum. Evet. Tamam. Ona da her türlü yerli silah yeter. 5 liradan başla 15 liraya kadar. 4,5 milimetre. O zaman çok pahalı şeyler alıyor. En azından başlangıçta alıyor. Evet, 5 liradan yani. Başla. O 5 liralık biraz daha kötü hata. 15'liği de ondan biraz daha yeter. Kaç kuvvet bir dürbün alsam işimi görür 30 metrelerde? 30 metrelerde 3,9 yeter abi. Sen 3,12. Ayarlayabilir. Peki normal livli atıcılığından ekstrası nedir bu işin? Ekstrası şöyle. Yani ekstra demeyelim de mesela teknik bilgi olarak ekstrası nedir mesela? Teknik bilgi olarak. Bu konuda... Ben ikisini de kullanmış birisi olarak şöyle söyleyeyim. Teknik bilgi olaraktan çok bir fark yok. İkisinde de gerçekten hedefi vurmak istiyorsan ikisinde de aynı şeyleri bilmen gerekiyor. ABC'si aynı olur. Hiçbir i̇yi fark bir yok. Havalı atıcısı iyi bir yüklü atıcısı. Aynen olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Mermi'nin parabolünü bileceksin. Tabii. Balistiği bileceksin. Mesafeyi doğru ölçeceksin. O çok önemli. Nesli mesafe ölçmek yok müsabakalarda. Biz, tamam. Bizim, yani. Bizim yarışmalarda her şey analog olacak. Şununla. Dijital, elektronik dışarıdan hariç her şeyi yasak. Dürbünün biraz fazla para ayırmanın zaten... Orta zekada bir adam bu işi ne kadar zamanda çözer? Bas hiç çözemem. Evet. Yani hele daha önceden bir yivli kullanmış biri bir günde çözer hemen. Ben daha önce... Basit bir şey oldu ama. Yani temel bir şey değil. Temel prensip olur. Tabii tabii. Yani. Sonrası detayları zaten o işin içine girdiği zaman yani hele o işle uğraşmış biri başlar okumaya, öğrenmeye. Biz ya anladığım kadarıyla da bu iş böyle yivliden daha zevkli bir şey sanki ha. Daha sessiz, daha problemli. Zevkli şeyimiz. Evet, zevklisi orada. Yasalarla başında sıkıntıya girmiyor, olmacılarla derdin yok. Ses tepme gibi şeyler yapmıyor. Ben şundan %100 eminim. Herhangi bir yivli avcısı bu sporu yapsın. Bir sonraki sezona gitsin. Kendi vuruş isabet oran sayısı 1'e 2. Direkt %100 bir artış sağlayacak. Bir sezon bundan böyle bir yaz bize hani bu spora gönül versin. Bir sene sonra yivli avında kendisinin çok kat be kat peki, daha iyi olduğunu hissedecek. Yani bu işi bilmeyen bir adam bunu YouTube'da bununla alakalı eğitim videoları falan vardı. Oralardan birçok şeyini öğrenebilir herhalde. Var, belli bir şeyler. Var mı sizin böyle videolarınız, çekimleriniz, eğitim şeyleriniz? Bizlerin çektikleri de var. Hele yabancı dili varsa yabancı dilde olan birçok video var. Havalı kuvvetler. Filintalar. Aa çok güzel isimmiş ha. Havalı kuvvetler de var. Videoları var. YouTube'da havalı var. Kuvvetler var. Var. Altun arkadaşımızın çektiği videolar bizim var. Bizim yarışmalarımızdan çekilmiş ve YouTube'a konmuş. Yarışmalar var. Yarışma. Veli Katrancı diye bir kanal. Veli Katrancı Adana'da bir Adana'da var. Şeyden hiç bahsettik mi? Bizim yarışma nasıl yapıldığını? Adını duydum. Veli Katrancı'nın adını duydum. Veli Katrancı'nın YouTube sitesinde kanalında yarışma videoları var. Merak edenler orada bakabilirsin. O da bir albaysa ama o da bu işe gönül vermiş biri. O anlatıyor mu yani? Dürbünü şöyle yapmalısın. Yok. Melisi. O yarışmalarda çekilmiş. Yarışmalarda bizim videolarımızı çekiyor. Kanalında koyuyordu. Ben kısaca şöyle anlatayım. Yarışmada pardon Taylan. Yarışma... Yani şey o orada göreceği şey ilk başta nasıl bir şey olduğunu anlarlar. Hani ne yapıyor bunlar? Şimdi, bizim yarışma şöyle başlıyor. Biz tüfeğimizi alıyoruz. Belli bir hız sınırı var, güç sınırı var. Ona göre ayarlanmış, sıfırlamanı yapmışsın. Araziye gidiyorsun. Kapı dediğimiz yere ulaştığımızda iki tane hedef oluyor. Bir değişik mesafelerde orada amaç zaten... Ayakta mı atıyorsunuz? Yok şimdi serbest pozisyon diyelim. Bizde 25 tane istasyon var.
50 hedef. 50 hedef 25 istop. İkişer hani. Ayakta. Hayır. Yok. Şimdi toplamda. Bunların 12 tanesi, 10 ile 12 tanesi pozisyonlu. 10 tane. 10 tane mi max? %12. Yani ayakta ya da diz çökerek tanesi. Tamam. Pozisyonlu dediğimiz 4 tanesi. Sizde masa atıcılığı yok o zaman. Yok. Şimdi o ayrı disiplin, aynı tüfeklerle bench rest dediğimiz masa atışı da var. Ama aynı tüfekleri kullanıyor. Aynı yani. Tüfeklerle ama ek bir ekipman falan kullanılıyor mu onda? Sehpa falan, kum torbaları bir şey oluyor mu? Tabii. Atış yastıkları kullanılıyor. Destekleri var onların ama biz açıkçası bir, onları da yaptık. Onların yarışmalarını da yaptık aşağı diye. Bunlar farklı. O onları sabit da var. Mesafede. Orada grupman esasıyla mı çalışıyorsunuz? Orada hayır. 25 atış, 25 atışta puan alma. Üzerinde. Her hedefe 2 milimetre evet, evet, evet. Her hedefe tek atış evet. Ve 20 dakika. Ha, o çok fazla yaygınlaşmadı bizde nedense. Yaptık, ya uğraştık tüfek, bir süre. Tam aynı tüfek oluyor ama farklı bir set istiyor. Şimdi onu yaptığın zaman tüfeğin ayarlarını değiştirmek gerekiyor. Bunu yaptığın zaman yine tüfeğin ayarlarını değiştirmek istiyor. Ben açıkçası o yüzden ya iki tüfeğin olacak, biri onun için, biri bunun için. Niye? Sonuçları ikisini sabit hedef atıyor. Yok. Şimdi benim şahsi fikrim. Bunda tam belli bir hızı tutturman lazım ki o merminin 25 metreye atıyorsun sabit. Hep orada aynı noktaya atsın. 25 metreye ayarladığın zaman belli bir hızda belki 50 metrede grupmanın bozulmaya başlıyor. Peki ben 25 metrede sürekli aynı stabiliteyi sağlamam için neler yapmam lazım? Mermine göre tam o hani o merminin en isabetli hızı bulman lazım mesela, öyle değil mi? 10 FPS, 10 FPS arttırabilir. 750'den başlayıp. Onun için bir kronografa ihtiyacı evet. Var o zaman. Evet. Mermileri, bu biraz detay olacak ama mermileri tartabilirsin. Tabii. Tek, şimdi tek. Bir kutunun içinden aldığımız zaman burada en hafifiyle en arasında %15'lik bir fark çıkabiliyor. O da hızda da aynısı oluyor. 15 ciddi bir sayı evet, ya. Evet, çok çıkabiliyor. Yani. Ya 8.44 çıkmıyor hepsi abi. Mesela ya. Kimisi 8.65 çıkıyor, kimisi 8.15 çıkıyor. O evlerde çok olur, fabrika dolumlarında çok olur o dediğin. Ben mesela ölçtüğümde 8.44 o kadar az çıktı ki mesela 500 tane içinden belki 100 tane çıkmadı. 100 tane ben tartıyorum yarışma öncesi. O 100 taneyi yarışmada kullanıyorum. Peki yarışmalarda kullanılan özel peletler var mı? Onlarda da mı ağırlıklar böyle? Bunların premiumları var. Yani iddia edilen o ki o premiumlar işte seçme ama yani şey Taylan abi kullandı ama ağırlıklar bir aynı. Bunları... ağırlıklar hep aynı ama onlarda da o burada da var aynı kalıpla ilgili tüfeğin sevmemesi. Abi bir de merak ettiğim diğer konu. Şimdi bizde çok farklı şeyler için çok farklı çekirdek tipleri var. Tamam. Hedef atıcılığında başka bir şey, çok uzun mesafede başka bir şey. Hayvan çeşitlerine göre başka başka böyle hatta yüz hatta binlerde seçenek var. Sizde de herhalde böyle farklı seçenekler evet. Var. Şimdi ben düz mantık yürütüyorum, tamam mı? Bu işin anlayan bir adam değilim. Elimdeki çekirdeği siz müsabakada mı kullanıyorsunuz? Evet, müsabakada. Evet. Peki bu konik kafalı, bunun havadaki sürtünmesi katsayısı daha fazla. Bu daha sivri uçları oluyor mu bunların? Oluyor. Daha var. Sivri olanları da. Oluyor ama en fazla, en iyi verim en stabil giden dünyada bu Diabolo dedikleri paraşüt şeklinde. Bunların balistik koefisyen yani aerodinamik yapısı en iyi verimi veren bir bunlar. De, yani bunun dış yapısını yine evet. Arkası boş olmak kaydıyla yedi evet. Çekirdeği gibi yapsam da stabil sonucu vermiyor. Vermiyor. Sivri uçlularda vermiyor. O zaman yiviliyle birebir aynı mantık değil onları çekirdekleri. Değil. Çünkü hızımız farklı. Çünkü hız farklı. Biz daha bizde de mesela yivlideki ateşle gibi iç balistik, dış balistik şeyi var. İşte ava gelirse terminal balistiği de var. Bu çekirdeklerin de balistik jel içerisinde deneyleri var. YouTube'da arayanlar olabilir. Spin drift diye bir şey var. Evet. Çekirdek havada giderken iki hareket yapıyor. Hı-hı. Bir setten dolayı kendi eksen etrafında dönüyor. Hı-hı. İkincisi yarattığı hava akımından dolayı şöyle. Dairesel evet. Bir hareket yapıyor ve bir de kafa sallıyor, tamam mı? Bunda da aynısı oluyor mu? Aynen oluyor. Daha oluyor. Düşük, daha mikro veya makro bir şey olarak da aynısını yapıyor. O pelet yapıyor. Stabilizasyonu denen. Şimdi evet, burada yani. Abi şöyle göstereyim. Bu normalde sizin attığınız şeyde gücü barutun ateşinden oluyor, devam ediyor, atıyor. Burada basıncının oluyor. Aynen basıncında. Burada da yine hava basıncı, onu hava basıncı yapıyor. Isı yok burada. Aksine soğuma var. Ama bu etek diyelim buna. Pelet'in eteğinin iç tarafı dolduğu için havayla ve yivlerin içerisine yapıştığı için. Doğru söylüyorum değil mi abi? Yani hızını o bile yani. Çok belirliyor. Mesela biz bunların 451, 452, 453. Mesela bu 453. Bu sondaki iki rakam bile namluyun iyi atması veya atmaması arasındaki fark. Peki setlere sıvanma yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Şimdi belli yapıyor.
ateşli kadar şimdi, yapmıyor. Ama yapıyor. Çok ilginçtir. Bazı tüfekler temiz namluyla yatıyor veya beyaz namla. Her mesela bu tüfekten 4 tane var. Hepimizin gibi farklı sonuç verebiliyor aynı peletle. Çünkü namlu kendi karakteristiği. Aynen yani öyle. Şey de o yüzden balistik var zaten. Yani evet. Tabii. Şimdi biz atıyoruz. Bunda mesela temizlik yanlı olmadığı için sülfür veya diğer gazlar çıkmıyor. Temizlik o kadar önemli değil. İçeride namluyu kirletecek bir şey yok. En fazla kurşun sıvanması var. Onu da böyle iki kutuda bir bin atışta bir temizlediğin zaman bir sıkıntı yaratmıyor. Peki bunlar da kaplamalı çekirdekler oluyor mu? Var. Var da biz kullanmıyoruz. HN diye bir marka var Alman. Onların işte bakır kaplamalı ya da alüminyum, tamamen alüminyum yapılmış dolu peletleri, normal bullet şeklinde. Onlar herhalde aldım. Onların daha iyi skor atma etkisi oluyor mu? Şu anda dünyada. Şu anda yok. En iyi bu iş için bu JSB marka, Çekoslovak marka. Ve şu şişek. Almanlardan daha iyidir. Almanların da var belli markaları. Uğraşıyorlar bunu yakalayabilmek için ama şimdi daha yakalayabilmek. RWS yani var. Çok yumuşak değil, değil ya. Değil. Yok çok yumuşak değil. Yani alt kurşundan falan daha sert. Şeyler daha da sert. Hatta o bayağı sert yani. Tırnak falan hiç geçmiyor üstüne. İşte etekleri yumuşak bunun. O da şişsin diye arkada. Paraşüt etkisi yapıp yive girsin diye. Yoksa bunun kafası çok az değiyor. Arka eteği daha çok işliyor. Ben düz mantık yürüttüğüm zaman sanki bunun şu arası düz olsa, bak şöyle, şu arada bu şey olmasa, konik olarak böyle gelmeye devam etse yive daha çok girer. O zaman yive girdiği oranda daha düzgün döner gibi bir mantık yürütüyorum ama. Sürtünme çoğalıyor. Yeteri evet, kadar. Evet, sürtünme hızımız düşüyor o zaman. O zaman hızımız düşüyor. O zaman sürtünme düşsün diye bunu böyle yapıyorlar. Hem de o şekli verince bu ağırlığı yakalayamıyoruz. Daha ağır olduğunda zaten hızımız düşüyor. Şimdi en son çok hassas. Hani bu ben mesela biz 785'e ayarlıyoruz. Limit 800. 785 nedir? FPS. Metre saniye kaç yapıyordu? 240. 240 diyelim. Limitte 245 mi diyelim? Evet. O civarda. 240. Şimdi bu senin dediğin gibi doldurduğumuz zaman bu pelet 10 grain oluyor ya da 11 grain oluyor. Otomatikman ben 700'de atıyorum veya 690'da. O da dezavantaj olarak bana geliyor. Çünkü havada kalış süresi daha fazla. Rüzgardan etkilenmesi daha iyi. Ama ağır pelet olduğu için yine böyle bir döngüye giriyor. BC'si daha yüksek çıkabilir. Böyle bir yani tam ortalamayı iyi bir şey bulunca genelde biz o kadar denemelerden sonra bu şekil ve bu grain yani bütün dünyadaki kullanılacak. Buna paraşüt mü diyorsunuz? Biz paraşüt diyoruz. Buna paraşüt diyoruz. En sağlıklı olan da bu. Yani bu arada bu dünyada tabii bu işi en iyi yapan bize göre atıcılara göre en iyi yapan firma JSB diyoruz ama JSB de boş durmuyor. Son dönemlerde bu aynı modeli short modelini çıkarmışlar. Bunun daha da kısası. Kısası yani. Ama grain'i aynı. Dediklerine göre de yani iddiaları o bunlardan daha iyi daha isabetli olduğunu. Bizim daha henüz elimize geçmedi. 6 grain. Ben YouTube'da videosunu gördüm çoktan. En ağırımızda 10-34 var. Bu dışarıdaki avın serbest olduğu yerlerdeki adamlar bu zararlı avında kullandıkları peletlerin bundan ne farkı var mesela? Bunu da kullanıyorlar. Bu, yani bunu da kullanabilirsin. Hollow point dediğimiz ortası delik olan da var. Hı. Ava attığın zaman bizdeki hassasiyete gerek yok. Av hayvanı daha büyüktür. Biz çünkü yarışma yaptığımız için biz daha küçük hedefler atıyoruz. Ava attığın zaman bize göre av hayvanı korkunç büyük. Evet. Yani daha ağır, daha az hassas olan bir peletle de atabilirsin onu. Bunlar müsabaka şeyi yani peleti. Yani belli bir metrajda biz silüeti atıyoruz ama silüetin tamamına değil. Silüetin üzerindeki noktasal boşluklar var. Kill zone diyoruz. Avda da öyledir bak. Avda evet. Da hayvanın genelini atmaz. Aynen öyle. Yani metreye göre hatta ölümcül bölgede bile kendine bir yer seçersin. Evet. Bir tüy, bir renk, bir şey seçersin. Aynen öyle. O senin referans noktandır. Oradan yola çıkarak atarsın zaten. Avda hayvanın genelini esas alanlar hep başarısız olanlar. Bizde 20 metreye kadar 1,5 santim, evet. 15 milimetre, 42 metreye kadar değil mi? 35 metre. 35 pardon. Abi bu Türkiye'de imal ediliyor mu peletle? Türkiye'li malda var da hani, üretenler iyi değil yani bu kadar müsabaka işi görmez. Ama başlangıçta bu işe tabii yeter. Biraz tabii 1 lirayı vurursun. Bu 1 liranın içindeki bir yazısına vurur. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Türkiye'deki üreticiler standardı yakalayamadı. Şimdi zamanında yüklü şekilde alan arkadaşlar mesela ilk üretimlerden çok memnun, son çıkanlardan memnun değil. Ama mesela işte dediğim gibi belli başlı markaların sürekli olarak standart aldığınız zaman hani memnun olma ihtimali daha yüksek. Yani benim gibi bir işe yani 20'den çıkmış adamı da demeyelim ama
işte sezon haricinde oyun oynamak isteyen, çocuğuyla beraber oyun oynamak isteyen bir adamı mutlu eder o zaman. Eder, eder tabii ki. Oldukça. Yani siz olaya çok profesyonel bakıyorsunuz çünkü. Ya biraz da yeni bir şey... adam sizinle bildiklerinizi bilebilir, ne sizin gibi düşünebilir, ne sizin gibi görebilir. Biraz ondan sıkılıp uzaklaşan çok var zaten. Ha, yani sizinle gerçekten kimse aynı kafada buna bakamaz. Evet. Adam 25 metrede 1 lirayı vursa, 30 metrede vursa mutlu olur abi. Çocuğu vursa, çocuk için ne kadar iyi bir başlangıç düşünebiliyor musun bak? Mesela çocuklar için ne kadar iyi bir oyuncak. Evet. Tehlikesi yok, riski yok, mesafeye ihtiyaç yok, yaralanma bilmem ne risk. Böyle tehlikelerin hiçbirisi yok. Ölümcül olarak yok bir gibi değil tabii ki. Yani bir tabii belli güvenlik önlemlerini aldık mesela işte ben kapalı alanlarda ne olur ne olmaz her zaman koruyucu gözlük takılması taraftarıyım. Örnek vermek gerekirse. Ne müsabakalarda takıyorlar ben görüyorum. Evet yani koruyucu gözlük mutlaka olmalı. Güvenli bir mesafe olduğu veya sekmeyecek attığınız yerde mutlaka kuşunun sönümlenecek bir tabii, şeye atılması gerekiyor. Emniyet kurallarımız bizim yarışmalarda belli da belli başlı emniyet kuralları var. Onlara hani asgari müşterekle uyuldu takdirde çok eğlenceli bir şey. Namlu her zaman iç tarafa doğru bakacak, hedeflere doğru. Tüfek hiçbir zaman namlu havaya kaldırmayacak, hep aşağıya bakacak şekilde yürüyebilirsiniz şeyde. Tüfek açıkta gezdirilmeyecek, çantasının içine konup bir porttan diğer porta giderken öyle taşımanız gerekiyor. Yok, evet. Bunlara dikkat edilen şey. Hemen hemen bizdeki şeylerin aynısı neredeyse. Vallahi çok keyifli bir şey benziyor. Bu yakınlarda gittiğinizde beni de bir götürürseniz çok sevinirim. Tabii ki. Kendi aramızda yarışma yapmak istediğimiz zaman kendi aramızda şu peleti 50 metreye koyuyoruz, bunları atıyoruz. Siz kafayı sıyırmışsınız. 50 metrede öyle değil mi Taylan? Koyuyoruz ileriye. Hayır şeydi çok bunu her attığında olur. Da öyle vurmak rüzgarla birlikte kolay değil. Reşadi'yi atacağım. Ya, ben çok iyi anlıyorum seni. Harbiden iyi anlıyorum seni. O yüzden açılı dürbün kullanımını ben çok taraftarıyım mesela. Bak, ben demin bak kendi tüfeğimin şeyini göstereyim. Bak orman dürbünü kullandığım halde. Tamam şurada herhalde. Ha, alttaki bak. Çıkarayım mı? Çıkar. Bak abi şuradan fark edebiliyor musun? Önünü ararsın. Arkasında kaç farkın? Gözde gözde. Bu ana ne sağlıyor? Ha? Kaç muha bu? Ayak mı? Şey... Ayak yaklaşık şu anda 40 muha falan. Hı. İşte o abi o parabol hataları falan filan bunların hepsini yok ediyor. Ya ben demin ben onları düşünmüyorum işte. Tam şeyin ucunu gösteriyor. Şimdi ben bunları düşünmüyorum. Aynen. İşte benim şimdi ona bak. Vay altına attıydı, üstüne gitti. Benim böyle düşüncelerim yok. Ben direkt kaldırıyorum atıyorum abi. Tabii bunu da yapıyor. Bundaki o parabolu ileri taşımış oluyorsun. Aynen. Hani bu atıyorum normalde bu bizim düz olmuş olsaydı parabol 50'de başlıyorsa 50 metrede. Tabii hesap şu yaptığımız şu. Sen 100'e mermi parabollü dürbün düz çizgi görüyor. Ben dürbünü de parabollü hale getirdim. Sen ne yapıyorsun? Bu eğri böyleyken şöyle ileri alıyorsun. İleride bu parabolu etkilemesini daha seninki çok daha ileride düşüş mesafelerini daha da kısaltmış oluyor. Onu biz de yapıyoruz işte. Yani biz ne yapıyorlar? İşte sizden o ayarlamak çok zor. Ya bizde de bunu şimdi böyle kaldırdık ya açılı olmuş oluyor aslında anlıyor. Biz çok kaldırdık ya bunu. Ama aynı açı şekli değil. Senin orada yaptığın açı da benim burada yaptığım açı farklı şeyler. Sen düz alanda yukarı kaldırıyorsun. Tamam, o da işte açı veriyor. Ben de yiyorum ama biz yakın atıyoruz ya. Bak ben bu işe sarsam var ya biraz. Ben bu ayak maya çok oynarım bunlarla. Oynar. Hiç ayara gerek kalmadan, hiç ayaklarla oynamadan. Abi hiç gerek yok. Sen söyleyeyim. Şeyin, Sports Match diye bir şey var. Bilmiyorum ateşli ayağı yapıyor mu. ATP 66 diye bir ayağı var. Her yere ayarlanabiliyor. Onunla tam o dediğin ayarı yaparsın. Bak, sıfır noktanı 25 metre varsa 50 metreye atıyorsun. Aradaki 6 santim aşağı yukarı değil mi bizim? Böyle bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 6 santim sizde, alt, yakında da 10 metrede de 4 santim alt. Öyle olması lazım. Sizde aksataları falan olursa bunları ciddi alıyor musunuz? Ayarları direkt dürbünden mi yapıyorsunuz? Şimdi bizim normalde bu match tüfeklerdeki güzellik ne? Bunlar çok hassas işlendiği için iyi de ayak olunca. Ben şimdiye kadar 3 tane tüfekten söktüm. Sağ sol çok az olmuyor. 3-4 klik. Yani bu tüfekler öbür tüfek. Yukarı aşağısı oynuyor. Farklı namlu ile şey olduğundan. Yükseklik ama sağ sol mesela benim Walter'le bunun arasında 4 klik mi ne var? Hani hiç yok. Dürbün optik merkezde iken 3-4 klik mi? Öndeki tüfeğe göre ayarladım. Sonra bunu buna taktım. Evet, 3-4 klik fark etti mi? Ona taktım. Ama ben bunu zaten ilk dürbün bu optik merkezini ayarlayıp bunun üzerine takınca o zaman da zaten sadece 3-4 klik sağ sol yaptım. Çok yapmadım yani. Ama bu kaliteden dolayı. Tabii kaliteden dolayı. Şimdi onu daha kalitesiz bir tüfekte o şey çok değişiyor. Yani çok standart dışı şeyler o. Bazen yetmiyor bile.
Oraya ben onları çok yaşarım. İşte o şimdi yani bu dürbündeki bütün toleransların yetmediği zamanlar. Evet oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Şimleme yapıyoruz oraya buraya. Orada da sıkıntı nedir abi? İnsanlar bunu bilmezler. İnsanlar bunu dürbünden ayarladıkları zaman zannediyorlar ki hep öyle gider. Öyle bir şey yok. En kötü şey bir o retikalın içeride bir de terazide tutmayıp çapraz koyarsan sen yukarı kaldırdığında sağa doğru gidiyor. O çok bunu düz terazide bağlamak tüfekle çok önemli. Çünkü hele uzak mesafeye atınca atıyorum iki tur çevirdin sen sadece yukarı çevirmiyorsun. Ya, bir de buradan 10 santimde sağa gidiyor. Benim dürbünümü aldım koydum sıfırladım ettim sonra her şey okey mi diye bakarım. Bir tur çevir yukarı atsın. Bir tur da sağa çevir sağa atsın. Onu da bir tur aşağı atsın. 4 kere yaptıktan sonra işlemi ilk attığın yere gelmesi lazım. 4 köşe çizmesi lazım. İyi dürbün onu yapar. O dediğin şeyin adına ben tüfeğin cevap vermesi diyorum. Tüfekle dürbün, mermi kombine olmalı, çok iyi montaj yapılmalı ve her kline seni cevap vermeli. Ben onu bir klik çevirdiğim zaman aynı oranda orada mermi kaymalı. Kaymıyorsa işte ikinci mermi yapmam ben. Hemen geri döner. Hata nerede? İşte onu iyi dürbünlerde ve iyi silahlarda onlar genelde %99 oturuyor. Bu butt plate, bu ne işe yarıyor? Tüfeği ayakta atışlarda destek sağlayıp tüfeğin ağırlığını daha az hissetmemizi sağlıyor. Ha bunu bir askı gibi kullanıyorsun. Şimdi bak göstereyim. Bunu atacağım zaman omuzumun içine sokuyorum. Böyle durduğu zaman buradan daha iyi destek. Askı gibi kullanıyorsun. Tabii. Kayışı da kullandığımız zaman o zaman tüfeğin ağırlığı %50 azalıyor. Çünkü buraya vermiş oluyorum ağırlığını. Ekstra bir sıkıştırma falan yapıyor musun? Sadece bu kursuna kullanıyorsun. Yok ben bu şekilde attığım zaman benim daha stabil olduğunu düşünüyorum. Böyle de atabilirim. Bu butt plate'imiz, bu hamster'ımız. Bunun için yarıyor. Açılı hedeflerde, serbest pozisyonda olunca daha yukarıda. Tüfeğin yüksekliğini ayarlamak için işe yarıyor. Bu gördüğünüz teker, dürbünün paralaks yani netlik ayarını yapmak için kullanıyoruz. Neden bu kadar büyük? Aslında bu küçük bir tekerdir. Bu ne kadar büyük olursa bazı dürbünlerde şu aralıklar dar ya. Onları geniş yapıp da daha iyi metreleri bulabilmemiz için. Çünkü bu çok küçük olsaydı bu metreler birbirine yaklaşacaktı. Çok hassas ölçemeyecekti. Ama daha büyük oldukça bu aralıklar açılıyor. Onu sonradan rahat. Mı takıyorsunuz? Dürbünü kendinde mi oluyor? Yok bunu biz sonradan alıyoruz. Dürbünün kendinde gelen biraz daha küçük. Yani ben biraz daha büyük tercih ettim. Arkadaşım daha küçüğünü kullanıyor. Çok daha büyüğünü kullananlar da var. İlla yuvarlak dairesel olmak mecburiyetli değil. Nasıl diyeyim? Oval olabilir. O zaman ne oluyor? Geniş, uzak mesafelerde daha büyük bir tekermiş gibi, yakın mesafelerde daha küçük bir tekermiş gibi kullanılıyor. Bu bizim dürbündeki yukarı aşağı veren üst kafa. Bu da sağ solu ayarlayan sağ sol şeyi. Onların Türkçe tam isimlerini bilmiyorum. Ne diyorlar ona? Taretler diyoruz biz onlara. Onun Türkçe tam bir adı yok zaten. Kule deniyor. Kule, evet, aynen doğru kule. Bu şurada küçücük bir aksesuar var. Burada bir vida var. Bu pointer'ı, bu işaretçiyi hareket ettiriyor. Bu ne işe yarıyor? Bazen gittiğimiz yerlerde çok hava sıcak oluyor. 40 ve üzerinde olduğunda dürbünün mesafe ölçmesi değişebiliyor. İçerideki her şey genleştiği için. Atıyorum 45 metreyi 42 metre gösteriyor. Ben onu artık dereceye göre bildiğim için yanında barometrem ve termometrem de var. Onlar geldiğinde ben hemen buradan bir ufak ayar yapıyorum. 40 dereceye göre ayarlıyorum. 2 metre daha değiştiriyorum bunu. Sonra bak bu özel bir bilgi mesela şu an. Bu tecrübeyle kazanılan bir şey. Bu dürbünü ben, bu dürbünü 5 senedir kullandığım için artık benim dürbünüm nasıl reaksiyon verdiğini biliyorum. 45 derecede nasıl veriyor, 30 derecede nasıl veriyor, eksi 5'te nasıl veriyor onların hepsini bildiğim için buradan hemen ayar yapıyoruz. Ama bunlar, her dürbünde farklı şeyler. Her dürbünde farklı olabilir. Ama her dürbünde illa ki biraz var. Bazı yeni modeller çıktı. Onlar da bu genleşme şeyini minimumu indirdiklerini söylüyorlar. Ben de atıyorum %5 oynuyorsa onlar da %2,5 oynuyor. Bu sizin normalde kullandığınız, hani bu biraz ekstra bir dürbün ama diğer arkadaşların kullandığı standart dürbünlerde nitrojen dolumları falan oluyor mu? Onların içinde? Hepsinde içinde var zaten. O en ucuz dürbün bir de nitrojen dolumu var. İşte içinde yok yok olmayanlar var. Ben onları çok görüyorum. Yani Türkiye'de var öyle. Öyle. Bizde önemli olan Çin'den dürbünü getirip satıyorlar filan burada. Öyle hani şeyler olmuyor. Bizdeki önemli olan bizde iş yapacak olan dürbün 40 ve üzeri büyütme olsun ki 50 metredeki hedefi rahat görüp ona göre netlik ayarını yapın. 50 bizde bir standart oldu artık. 50 60 büyütme, 80 büyütme bunlar maksimum. 40'ın altında pek tavsiye etmiyoruz. Yani 32 dürbün yeterli gelmiyor. Uzak mesafelerde. O da nerede?
45 ile 50 metre arasını zorlanıyorsunuz. Zor atışlarda onlardır. Yakında zaten problem yok. Ya bu sayılar var ya, bana göre korkunç ölçüler, biliyor musun yani? Yani çok yakın gibi. 20, böyle 45, 20. 50, 80 falan diyorsun, benim aklım duruyor ya. Biz alıştık şimdi artık bunlara. Biz 40 büyütmeyle ayakta atıyoruz mesela. Ona alıştı vücudumuz. Valla ben 25 büyütmeyle 3000 metre atıyorum, 2800 metre atıyorum. Ama senin gibi 2 milimetreye atmıyorum. 1.5'a atıyorum ben. İşte orana vurduğumuz beyaz. Orana vurduğumuz zaman belki aynı gelir. İşte ona böldüğüm zaman 200 metre. Yok ya, sizinki kıyaslanacak gibi değil ya. Biz sizin yanınızda çok kaba kalıyoruz. Zor atışlar sizde de aynıdır. Açılı atışlardır. Açılı atışlar en sıkıntılı atışlar. Evet, orada tamamen balistik tablonuza güvenmeniz gerekiyor. Açılar böyle rüzgar. Evet. Yani hem sizin hem bizim en büyük düşmanımız. Bizde muhtemelen en zor şey, rüzgar yokken herkes iyi vuruyor. Rüzgar olduğunda asıl iyi atıcılar ortaya çıkıyor. İyi atıcı demeyeyim, tecrübesi olan atıcılar. Rüzgarı iyi okuyabilen atıcılar. Bazen çok iyi okursun, tutturursun o gün rüzgarı. Hiç şaşmaz. Siz müsabakalarda rüzgar ölçer kullanabiliyor musunuz? Yasak. Yasak. Biz de hissederek yanakta, biz avantajlıyız, kel olduğumuz için daha iyi hissediyoruz. Ya da şöyle ip koyuyoruz. Bu daha çok yönünü gösteriyor bize. Şey serbest, yerden okalık şey yapmak. Ama şeyi getirmek yasak. Mesela yanınızda pudra gelip hava yatamazsınız. Tam onu diyecektim. Bu yasak. Ama yerdeki şeyleri kullanabilirsiniz. Kumu, tozu veya herhangi bir yaprağı ufalayıp atabilirsiniz. Müsabakadan önce test atışları yapmak serbest ama, değil mi? Şimdi yarışma bu bölgede yapılıyorsa başka yakın bölgede sıfırlama alanı var. Orada test atışları yapıyoruz. Demin neyi hedef, farklı bir hedef adı söyledi. Neydi adı? Yanlardakilerin? Yanlara atabiliyoruz dedi rüzgara. Bench rest'te. Bench rest'in yanında. O sadece onda mı özel? Onda var. Bunda bir porta gidiyoruz. İki atış var. İki atış için 3 dakika zaman veriliyor bize. 1 dakikası kendini hazırlaman için, sonra hedef başına 1 dakikada atış. Yani 3 dakika. Timer çalıştırıyorlar. Tabii oturduk. Kronometre var. Basıyoruz, bitti. Hani oturmak da şu demektir. Veya porta geldiniz. Yerleştiniz. 3-5 saniye sonra basıyorsunuz dürbünü kaldırmadan önce. Tüfeği kaldırmadan önce. Atış hazır olmadan önce kronoya basıyorsunuz. Sonra da işte ölçüm yapıyorsunuz paralaks tekeriyle. Mesafeyi buldum. Ona göre filtrelerimi ayarlıyorum. Benim yanımda balistik tablom var. Filtrelerimi ayarlayıp ondan sonra bakıyorum etrafa. Rüzgarı tahmin etmeye çalışıyorum. Hangi yönden geliyor? Hangi şiddette? Ufak bir hesap yapıyoruz kabuğumuzda. Veriyoruz sağına veya soluna. Atış yapıyoruz. Vurursak güzel. Sonra ikinci atışa geçiyorsun. İkinci atışta da sıralama küçükten büyüğe doğrudur. Yanlış hedef atarsan ıska sayılır birinci atış. Sonra tekrar aynı hedefe bir daha atarsın. Hani sırası da var bunun. Peki bunlarda şarjörü var mı? Tek tek mi koyuyorsun? Tek tek. Şarjör yasak değil ama şarjörü de tek tek koymak mecburiyetindesin. Hani komple full bir şarjör alıp da tek işe yapamıyorsun. Ha, dolu bir şarjörle giremiyorsun. Şimdi şarjörlü tüfek ama sen yarışmaya gitmiyorsun. Kısıtlamıyor seni. Şarjörü çıkartıp şarjörü bir tane koyup şarjörü takıp atabilirsin. O daha çok zaman kazanır. İşte daha çok zaman kazanır. Ama sana diyor ki yani atamazsın diye bir şey yok. O bir nevi atamazsın demek yani. İşte, yani benim şarjörde, şarjörü dolduramadıktan sonra onun bir anlamı yok. Evet, yok. Öbür taraftan bununla single shot'ta tüfek atmak daha pratik. Bizim şu aralar normal tüfeklere göre biraz daha geniştir ki tek mermiyi rahat doldurabilelim diye. Valla bu iş beni çok saracak gibi bir şeye benziyor. İlk gittiğiniz fırsatta beni de bir götürün. Tamam, inşallah. Ben sizin karşınızda bir anda çok acemi kaldım. Yani o kadar millete bu işi anlatan bir adamken, sağa sola eğitime giden biriyken sanki çok farklı bir dünya gibi geliyor bana. Farklı gibi ama çok benzerlik de var. Hani çok hızlı öğrenirsiniz. Çok şey de katar sizin bu mesleğe. Çok şey. Evet, ona inanıyorum. Çok şey katacaktır. Yani yivlicilere bu havalı işinin çok şey katacağına inanıyorum. Yani bu sporun hele özellikle çok şey katacağını ben kesin eminim. Çünkü ben de eski bir avcı olarak da yivli silah da kullandım. Ben şimdiden düşünüyorum, eskiden kaçırdığım avları biliyorum. Bu sporu daha önce yapmış olsaydım onlar kaçmazdı. İyi ki de bilmiyormuşsun abi. Vallahi teşekkür ederiz ya, geldiniz buraya kadar zahmet ettiniz. Estağfurullah, tanışmış olduk. Gelirken pasta da getirmiştiniz. Tanışmış olduk. Artık bundan sonra ben size misafir olayım nasıl size. Arazide. Onu şey yaparız ya, konuşuruz bir gideceğiniz zaman. Benden. Size içki içiliyor mu atışta? Atıştan sonra içilir tabii ki. Atışta pek tavsiye etmiyorum. Ben atıcı sınıfında olmadığım için benim için fark etmiyor. Valla ben şunu deneyeyim, ben şahsı olarak da. Yarışmalarda ben içmiyorum. Akşamında iç. Bana ters etki yapıyor. Ben içiyorum. Hadi gördüm.
Hemen mi gidelim? Titriyor. Herkese başka oluyor işte. Anasını satayım, İngilizler bütün gün lira içiyorlar. Biz ilk gördük, atamam yarınlar atamaz. Biz hepsini de çatır çatır yatıyor yine.